Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce üçlü bir ders halinde düşündüğümüz veya sohbet şeklinde düşündüğümüz hususların birincisi üzerinde durmaya çalışmıştık. O da şu idi. Son peygamberin gönderildiği yer Arap Yarımadası, son peygamberin vahiy aldığı dil Arapça ve son peygamberin ilk tebliğini ulaştırdığı kesim Araplar. Niye Arap Yarımadası hususu üzerinde durmuştuk? Bunların birer yorumdan ibaret olduğunu, geçmiş dönemlerde bu konularda İslam tarihçilerinin çok fazla durmadıklarını, gelişen şartlar altında dünyada değişik zümrelerle karşılaşan, özellikle Avrupa'da, Amerika'da, diğer yerlerde yaşayan İslam tarihçilerin bunlarla alakalı belki bir takım sorularla karşılaşması üzerine bazı hususlara değindiklerini ifade etmiştik. Yine bugün de söyleyeceğimiz hususlar tartışmaya açık, kabul imkanı da olan, red imkanı da olan şeyler olacaktır. Şöyle, son vahiyin dili Arapça, son vahiyin ilk kendisine ulaştırıldığı kesim Araplar yoğunluk itibariyle ve Arap Yarımadası da son vahiyin ilk indiği yerler, daha doğrusu tamamının Mekke, Medine ve Taif bölgesi olarak Hicaz bölgesi olduğunu biliyoruz. Biz bunlardan birisinin üzerinde durduk. Arap Yarımadası'nın coğrafi özelliğinin, Arapların ticaret ağını kurmuş olmalarının, oraya gönderilen peygamberden bütün dünyanın haberdar olması şeklinde bir sonuç doğurduğunu anlatmaya çalışmıştık. Bugün de niye Arap kavmi diye bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Bir defa Arap Yarımadası'nın konumu itibariyle, coğrafi konumu itibariyle işgal ve istilaya açık bir yer olmadığını söylüyor yorumcularımız. Hiç kimsenin de hakikaten buraya işgal amacıyla gelmediğini biliyoruz. Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugün olduğu bölge, Katar, diğer bölgeler, Uman sürekli işgale, istilaya uğruyor. Hatta güçler dengesini kurmakta, burayı kendilerine bağlamak şeklinde bir istila hareketine girişen Habeşistan'ın, İran'ın, yani Perslerin o dönemde, hatta Kudüs itibariyle Bizans'ın buralara gelip gittiklerini biliyoruz. Ama bunlardan Mekke'ye, Medine'ye ve Taif'e hiç giren olmadığı gözüküyor. Buralarda bir devlet sistemi yok. Hukuk sistemi yok. Peki davaları nasıl çözüyorlardı? Komşu ülkelerin hukuk sistemlerinden yararlandıklarını biliyoruz. Ama çoğunlukla kâhin ve kâhinelere başvurarak sorunları çözmeye çalıştıklarına dair de kaynaklarımızda bir hayli fazla bilgi var. Bu bakımdan Arap Yarımadası'nda özellikle Hicaz bölgesinin yabancıların ayak basmadığı bakir bir alan olduğunu, burada yaşayan insanların hakikaten dünyadan haberdar olduklarını, kuzey-güney seferleri, ticari seferler, deniz ticareti, Afrika, Asya ve Avrupa'yı birbirine birleştiren bir grup, bir zümre teşkil ettiklerini biliyoruz. İşte bu açıdan sanki son vahyin muhatabı olarak kendilerinin seçildiği gibi bir sonuca varılıyor. Çünkü Allahu Teala'nın yapmış olduğu işlerde tesadüfe yer yoktur. Cenab-ı Hak bir hikmete binaen bunları böylece yapmıştır. Fakat bunları söylerken yine altını çizmek gerekir ki hepsi birer yorumdan ibaret. Bunların diyelim vahiye muhatap olan Orta Asya olsaydı veya Avrupa içleri olsaydı yahut Afrika olsaydı orayla alakalı da daha başka bir takım yorumlar muhakkak getirilecekti ama olsaydı varsayımıyla hareket edilecek bir durum olmaktan öte olmuş bir olay karşısında biz yorumlarımızı getirmeye çalışıyoruz. Burada hakikaten Arapların çok müsait olmaları ve ondan sonra mesela Abdullah İbni Mesud'un Müslüman oluş hikayesini anlatan bir Arap yazarın sonunda aslında bir mucizeyle Abdullah İbni Mesud karşı karşıya kalarak Müslüman oluyor. Peygamber Efendimizin gösterdiği bir mucizeyle. Ama o Arap yazarın yorumu şu. Hakiki mucize Abdullah İbni Mesud'un kendisiydi.
bir deve çobanıydı. O deve çobanından dünyanın en büyük hukukçularından bir tanesi yetişmiş oldu. Hazreti Peygamber zamanında diye söyler. Ebu Hureyre'nin buna dair bir sözü vardır. Mevkuf hadis olarak nitelendiriyoruz sahabe sözlerini elbette biz. Diyor ki, pardon, merfu hadis olarak ama gerçi o ref etmiyor. Sahabe sözü olarak alacağız. Ebu Hureyre'yi bir çoban olarak yapıp daha sonra da yöneticiliğe yükselten Allah'a hamdü senalar olsun diyor. Yani Arapların baktığımızda böyle ilkel bir kavim olduğunu fakat dünyanın en harikulade işlerini başaran insanların bu grup arasından çıktığını görüyoruz. Hukukçu olarak, mukaddes kitabın, Kur'an-ı Kerim'in yorumcuları olarak, peygamberin hadislerinin derleyicileri, onlara aktaranlar olarak, yöneticiler olarak, ayrıca gerçekten başarıdan başarıya koşan komutanlar olarak görüyoruz daha sonraki dönemde. Burada Hamidullah Hoca'ya bir atıfta bulunmamız uygun düşecektir. İbn-i İshak'ın kaybolan eserinin bir parçasını bulduğunda hoca Karaviyyin kütüphanesinde Fas'taki araştırmaları sırasında bunun yayınını gerçekleştirdiğinde bir ön söz yazıyor oraya. O ön sözde hoca diyor ki Allah'ın hikmetine bakın ki ben şu anda Lamartine'in Türkiye tarihini yazdığı binada oturuyorum ve ben de bu kitabın yayınını burada gerçekleştirmiş oluyorum ve bir ön söz yazıyorum diyor ve Lamartine'den Fransız büyük tarihçi, siyasetçi Lamartine'den bir nakilde bulunuyor. Lamartine şunu diyor. Hazreti Muhammed'in daha doğrusu o Muhammed'in başarısı başka hiçbir kimsenin başarısıyla kıyaslanamaz diyor. Büyük komutanlar vardır tarihte fakat onların başarıları emirlerinde olan komutanların gücünden, tahtı tasarruflarında bulunan yönettikleri askerlerin kalabalıklığından, ordularının teçhizatından ve donanımından kaynaklanır. Muhammed de başarılı bir komutandır bu anlamda. Fakat Muhammed'in başarısını bize ayırt edici özellik olarak söylüyor. Farklı kılan husus, bize farklı gösteren husus şudur ki, elinde öyle tam donanımlı bir askeri kuvvet yoktu. Teçhizatı kıttı. Emrinde de aman aman dünya ordularında büyük başarılar kazanmış, dünya çapında savaşlara girip çıkıp başarılarını tescil etmiş komutanlar yoktu. Geçelim diyor. Büyük devlet adamları vardır. O büyük devlet adamları kendilerinden önceki devlet teşkilatı, o yaşadıkları dönemdeki devlet adamları filan aracılığıyla büyük devlet adamıdırlar. Ama Muhammed elindeki kıt imkanlara rağmen ve devlet tanımayan bir toplumla öyle muhteşem bir devlet kurmuştur ki hayran olmamak elde değildir. Geçiyor oradan başka şeyler söylüyor. İşte şu alan alın, hukuk alanını alın, Muhammed'in başarısı tescillidir. Daha başka alanlar alın, Muhammed'in başarısı tescillidir. O sadece bir komutan, bir devlet adamı, bir peygamber değil. Bütün bunları şahsında cem etmiş bir şahsiyettir diye söylüyor. Tabii bu Lamartine'in eseri Türkçe'ye tercüme edildi. 4 veya 5 cilt halinde ben özellikle taradım bunları bulayım diye. O da hocanın belirttiğine göre Türkiye tarihinin ön sözünde bu hususlara yer vermiş. Her ne hikmetse bizde yapılan tercümede bu satırları ben çok aramama rağmen bulamadım. Demek ki bizdeki tercüme faaliyetlerine de ayrıca bu açıdan bir kez daha bakmak gerekiyor. Araplarla alakalı söylenebilecek hususlardan birisi bu. İstilaya uğramamış ama dünyayı tanıyan ticari ağlarını kurmuş bir zümre olmaları bu açıdan önemlidir diye söylenebiliyor. Bir de şu var, bedevi bir toplum, medeni bir toplum ayrımı var. Medeni bir toplumda medeniyet kırıntıları olduğu için onlarda yeni bir hareketlenme sağlamak İbn Haldun'un teorisini hatırlayalım. Bedevi unsurla aşılanmaya bağlıdır. Peygamber Efendimizin sahabe-i kiram olarak biz düşündüğümüzde ele aldığı, kendilerine tebliğde bulunduğu grup medeniyet kırıntısından bile uzak bir bedevi grup.
bu grubu Peygamber Efendimiz istediği gibi işlemiştir şeklinde de bir yorum. Tabii bu yorumların ben hepsinin kabul edilebilir, reddedilebilir tarafları olduğuna tekrar dikkat çekiyorum, söyleniyor. Peki Arapça ile alakalı ne söylenebilir? Arapça ile alakalı yine biz şunu biliyoruz. Arap dilinin müzekker müennes özelliği var. O dediğiniz zaman Türkçe'de belki biz kendi dilimizden örnek vererek başlayalım. Kız erkek veya kadın erkek ayrımı söz konusu değil ama Arapça'da bunu ayırt edebiliyorsunuz. Bu başka dillerde de var. İngilizce'de de var diyelim, Fransızca'da da var filan ama fiillerde de bu durum söz konusu Arapça'da. Onun için Arapçanın hakikaten çok ciddi bir hem diplomatik dil, siyasal dil hem de hukuk dili olduğu noktasında neredeyse hemfikir dil bilimciler ve Arapçanın değişime direnme kabiliyeti olabilen tek dil olma özelliği taşıdığını da söylüyorlar. Yani hatta şunu söylüyor bunu iddia edenler. Diyorlar ki Hazreti Peygamber bugün dirilse biz bugünkü Arapçayla peygamberle konuşabiliriz. Aradan 15 asır geçmesine, 1500 yıl geçmesine rağmen. Ama ben aynı şeyi bizim Fatih Sultan Mehmet Han mesela veya Osman Gazi yahut Orhan Gazi dirilse de gelse bugün biz anlaşmaya anlaşırız ama epeyce dilimizde farklılıklar meydana geldiğini göreceğiz. Arapçada böyle bir değişime direnme kapasitesinin olduğu ifade ediliyor. Tabii son dönemde 19. asrın diller üzerinde yaptığı tahribat, değişim diyelim tahribattan ziyade Arapçada da görülüyor. 20. asırda da fakat yine de Arap dil bilimcilerin ve edebiyatçıların yeni keşiflerle alakalı, yeni terimlerle alakalı mümkün mertebe Arapçanın özelliklerini koruyarak bazı iyileştirmeler yaptıklarını, karşılık bulmaya çalıştıklarını görüyoruz ki bizim de bunu Türk Dil Kurumu'nun filan çok daha ciddi, elbette bizde de var bu tip faaliyetler ama ele alması gerektiğini gösteriyor. Hamidullah Hoca'dan yine bir örnek vererek noktalamış olalım. Hamidullah Hoca Haydarabad Dekken Devleti'nin temsilcisi olarak Birleşmiş Milletler'de bulunduğu dönemleri söylüyor. Biliyorsunuz Haymakloz olarak evvelsi gün de burada Yusuf Siyah Kavakçı hocamız bahsetti kendisinden vatansız. Ama bir devletin vatandaşı idi. Hindistan'daki bu bölünmeler, Bengaldeş'in ayrılması, efendim Pakistan'ın ayrılması sırasında hocanın mensup olduğu, vatandaş olduğu devlet de Hindistan'a bırakılmış oldu. Hindistan içlerinde kalınca hoca o devletin tek vatandaşı olarak yaşadığı sürece yaşadı. Son nefesini de son vatandaş olarak teslim etti. Hoca Birleşmiş Milletler'de diplomatik faaliyetlerde bulunurken bir dönem şöyle bir tartışmanın çıktığını bize aktarıyor. Diyor ki Birleşmiş Milletler'de alınan kararların kayda alınması hususu gündeme gelince dediler ki diller değişiyor. Gelecek nesiller acaba bizim bu kayda aldığımız metinleri bizim anladığımız şekilde anlayabilecek mi? Anlayamayacak mı? O halde bu dillerle alakalı bir çalışma yapalım ve birkaç dilde Birleşmiş Milletler kararlarını kayda alalım denildi. Bu çalışmayı yapan ekipte ben de vardım ve sonuç itibariyle Arapçanın bu özelliğinin ortaya çıktığını biz gördük ve bugün hala Birleşmiş Milletler kararları ayrıca bir de Arapça olarak kayda alınmaktadır şeklinde bir ifade kullanıyor. Bugün hala bu sürdürülüyor mu, sürdürülmüyor mu? Ben doğrusu onu tahkik etmedim ama Hamidullah Hoca'nın böyle bir tespitine de yer veriliyor. Ben size çok örnekler verebilirim ama çok örnekten ziyade derli toplu bilgileri sunmaya gayret ettim kısa süre içerisinde. Bir kadından mesela bahsediliyor. Bu kadın Kur'an'dan başka, Kur'an ayetlerinden başka kendisine sorulan sorulara ve kendi isteklerini de belirtmek üzere hiçbir şey konuşmuyor. Kur'an'la konuşan kadın olarak bu tarihe geçmiştir. İşte
hacca giderken ulemadan bir zat bu kadına rastlıyor. Diyor ki kafileden kopmuş, kaybolmuş. İşte kayboldun mu? Kaybolduğunu bir ayetle ifade ediyor. Ondan sonra diyor ki senin çoluğun çocuğun var mıydı? Kafileye ne oldu? Onu bir ayetle ifade ediyor. Çoluğunun çocuğunun işte kaç tane oğlunun olduğunu bir ayetle ifade ediyor filan. Bu bilgilerle o alim zat o kadını kafileye ve evlatlarına kavuşturuyor. Sonra da çocuklarıyla konuşuyor. Diyorlar ki annemiz şu kadar yıldır hakikaten Kur'an ayetleri dışında herhangi bir şey konuşmaz. Bize de meramını sürekli bu şekilde anlatır. Yine fukahadan birisi bir kızcağızla karşılaşıyor. Bir işte ergenlik çağına yaklaşmış gençliğinin baharında bir genç kız. Onunla konuşunca çocuğun fesahat ve belagatı, Arapçayı kullanımı çok hoşuna gidiyor ve çocuğu methediyor. Diyor ki evladım ne güzel sen Arapça konuşuyorsun. Bu da bir şey mi diyor. Sen şu ayeti bilmiyor musun? Ve o ayeti örnek veriyor. O ayette tahmin ediyorum iki kelime veya iki kelime olacak. Tekrar bakmam lazım tabii. Bilgiler zamanla insan zihninde karmaşık hale gelebiliyor. Diyor ki Allah bu iki kelimeyle iki şeyi emretmiş, iki şeyi yasaklamış, iki de tavsiyede bulunmuştur. Hakikaten o alim zat ayete bakınca kız çocuğunun dikkat ettiği hususları tespit ediyor. Ve çocuğa diyor ki ben sana bir kez daha hayran oldum evladım. Hani bu anlamda. Ha bunlar dediğim gibi yorumdan ibarettir. Bugün biz eğer Kur'an-ı Kerim varsayımla hareket edecek olursak bir başka dille inseydi belki onunla alakalı da şeyler söyleyebilecektik. Ben sürekli söylediğim bu husus şudur. Arap dili bizim yabancımız. Arap alfabesi bizim yabancımız. Eğer Kur'an-ı Kerim Arapça inmeseydi bizim için Çince'den bir farkı olmayacaktı. Çünkü onun da alfabesi farklı. Onun da dil özellikleri Türkçeden farklı elbette, yabancı bir dil. Kur'an-ı Kerim bize Arapçayı tabii sevdiriyor. Arapça inmiş olması da Arapçaya karşı bizim ilgi ve alakamızı artırıyor. Kısaca bu hususlar üzerinde durulabilir. Ben dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.